Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türkiye'yi yasa boğan Dağlıca'daki terör saldırısını değerlendirdi. Ülken, 7 Eylül'de Aydın'ın kurtuluşunu kutladığımız bir günü anımsayıp mutlu olmamız gerekirken, Türkiye'de artan terör olaylarıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ülken, insan olan herkesin bir şeyler yapması gerektiğini belirtti. Terör olaylarının çok eskilere dayandığını ifade eden Ülken, bu topraklarda yaşamın hep bir bedeli olduğunu söyledi. Devlet olgusunun önemini ifade eden Hakan Ülken, devlete düşen görevlerin olduğuna değinerek Türkiye'nin başı sağ olsun dedi. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'le beraberiz şu anda. Türkiye'de artan terör olaylarını şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili insanın nutkunun tutulmaması imkansız. Bu konuyla ilgili söz söylemek neredeyse mümkün değil. Bugün 7 Eylül. Normalde bizim Aydın'ın kurtuluşunu kutladığımız bir gün, bir işgalden kurtulduğumuz bir günü anımsayıp milli birliğimizi tesis ettiğimiz günden feyz almamız gereken bir günken maalesef dün yaşanan hadise insan olan herkesi hangi ırktan, hangi dinden, hangi dinsizlikten veya hangi millet algısından uzak birey olursa olsun insan olan sadece yaratılmış 46 kromozomu olan bir yaratıksa üzülmesi gereken, üzülmekle kalmayıp artık bir şeyler yapması gereken bir konu artık bununla ilgili çok fazla konuşamıyorum. Hiç kimsenin de konuşacak bir hali yok. Bu topraklar Mezopotamya'dan beri böyle. Mezopotamya adının konulduğu günden beri böyle. Bu topraklarda yaşamanın hep bir bedeli oldu. Ve ölmek en çok Türklere yakıştı tarih boyunca. Ölmek yakışır mı? Ama hep böyle tarif edildik biz. Tekrarının olmamasını dilemek yeterli de değil. Önemli olan artık bu alanda devlet olma gereğini yerine getirmek. Başka hiçbir şey değil. Politika üretmek, dünyadaki medeni ülkelerde bir bireyin hak ve ödevleri neyse devletine karşı o hakları elde ettiği ve ödevlerini de aynen yerine getirdiği bir modern toplum beklentimiz, modern devlet beklentimiz her zaman için mevcut. Ama modern bir devlet olabilmesi için, modern bir toplum olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle önce bir devlet olgusunun ortada olması lazım. Devletin vatandaşına haklarını verdiği gibi ödevlerini beklemesi, karşılığında ödevlerini alamadığı yerde de devlet gibi tavır takınması gerektiği bir ortamdayız. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yapacak bir şey yok, söylenecek bir şey yok bu konuda.